Merhaba sevgili oğlaklar ve Yükselen Burcu oğlak olanlar. 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş-Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Size güzel bir açıda bu enerjinizi, yaşam enerjinizi, motivasyonunuzu artırıyor bu dönem içerisinde. Ve bu hafta Güneş, Burcu'nuzdaki Jüpiter'le de güzel bir üçgen oluşturacak. Kuşkusuz haftaya daha iyimser, daha güvenli başlayabilirsiniz. Ee, özellikle bu dönemde uzun vadeli hedeflerinizde, bunlar akademik konular olabilir. Yurt dışı ile bağlantılı bazı planlar olabilir ee, belki işinizin tanıtımı reklam promosyon çalışmaları iletişimle ilgili basın çalışmaları yayın çalışmaya her türlü e, konular olabilir hukuksal bazı hedefleriniz olabilir Güneş Jüpiter üçgeni bazı e, maddi manevi yardımlar getirebilir size Evet e, bu hafta ay boğa burcunda olacak pazartesi ve salı ayın boğadan geçişi de genel olarak iyimser bir enerji getiriyor haftaya o yüzden daha güçlü daha güvende başlamanız mümkün önemli hedeflerinize haftalık planlarınıza lütfen hafta başı hemen pazartesi salı günü zaman ayırın bunları çözümlemeye çalışın çünkü çok güzel verimli geri dönüşleri olabilir evet bu haftadan itibaren venüs artık aslan burcunda ilerliyor 2 ekime kadar Küçük şansı temsil eder Venus. aslanda da güçlüdür aslında. Hangi alanlarda o şanslar geliyor size? Para konularında. Evet 2 Ekim'e kadar parasal konularda şanslısınız. Biraz daha kazançlar artabilir. Borcunuz varsa daha rahat ödeyebilirsiniz. Size ödemesi gereken borçlu olan kimseler varsa... ...evet o borçları alabilirsiniz. Kredi gibi konularda da daha rahat girişimlerde bulunabilirsiniz. Evet bu haftanın yine... Hatta 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden birisi de 10 Eylül'de başlayacak Mars Koç burcunda geri harekete başlıyor. Bu biraz da uzun vadeli bir tesir. Çünkü 14 Kasım'a kadar sürecek. Yani 2 aylık bir dönemi kapsıyor. Kişisel olduğu kadar tüm dünya için aslında toplumsal alanlarda da önemli bir hareket. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Mars 2020 Retro videomuzu lütfen izleyiniz. Sizin dördüncü evinizde olacak bu Mars geçişi halen daha aslında Mars şu anda Haziran sonundan beri Koç burcunda ileri harekette Mars enerji demek hareket demek mücadele gücü demek bu dönemde biraz daha enerjiniz iş aile konuları yuva konuları yaşam alanları iş kariyer konularına daha fazla odaklanmıştı. Mars retrolarında enerji biraz içe döner. Yani dıştaki eylemler yavaşlarken içsel anlamda gözden geçirmeler yapabiliriz. Tabii ki enerjide dengesizlikler de olabilir bu dönemde. E, gereksiz çatışmalar, agresif durumlar olabilir. O yüzden bu süreçte özellikle sevgili oğlaklar, aile içi ilişkilerde daha dikkatli olmak gerekiyor. Hani ebeveyn ilişkileri olsun, ailedeki ilişki dinamiklerinde gereksiz çatışmaların olması. Hani biraz geçmişten gelen enerjilerin, bir anda hani hani önceden verilmemiş tepkiler olabilir hayatımızda içimizde tuttuğumuz duygusal anlamda işte mars retroları onları açığa çıkarabilir. E bu da gereksiz bazı agresif durumlara yol açabiliyor, öfke patlamaları olsun hani kontrolsüz durumlara yol açabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Evde yaptığımız çalışmalarda işimizde, kariyerimizde yaptığımız çalışmalarda eylem planlarında hani bunlar üzerinde çalıştığımız projeler olabilir. Buralarda bazı retroların, bazı böyle gecikmelerin olması mümkün. Aslında evren bize ilerlemek yerine biraz durmamızı işaret ediyor ve biraz belki bir şeyleri kontrol etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Gözden geçirmemiz gerektiğini işaret ediyor. Bunu bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz tabii ki. Aile büyüklerinin sağlıklarına dikkat etmek gerekebilir. Çünkü onları zorlayabilir bu geçiş. Hatta hani kendi sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekir. Tabii ki Mars vücudumuzun da savunma sistemi demek. Ee, mücadele gücü demek. Ee, kazalara, sakarlıklara hani ee, dikkat etmek gerek. Eklem ağrıları, kemik ağrıları, kas ağrıları, baş ağrıları, böyle kronik sorunlar, migren ağrısı gibi ya da işte yine kronik ağrılar. Bunlar Mars retrolarında daha fazla karşımıza çıkabilir. E, bunlara da dikkat etmek, önlem almak, kendimizi çok yormamak gerekiyor. Bu süreç içerisinde aileye karşı da belki daha korumacı olmak, daha ilişkiler anlamında da daha özenli olmak gerekiyor sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.